Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortası başlıyor. Ben Ahu Orakçıoğlu. Birbirinden değerli konuklarımız var. Bir tanesi hemen yanı başımda. On parmağında on marifet. Demet Sabancı, Çetin Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi ağırlamak burada. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii sizi tanıyan tanıyor. Sabancı ailesinin üçüncü kuşak diyebiliriz. Üçüncü kuşak. Evet. Yıllarca holdingde çalıştınız. Doğrudur. 20 sene var orada, evet, baktım 20 ben sene, şöyle. Doğru. Sonrasında tabii holding içerisinde yeni bir dönem başladı. Herkes kendi yoluna devam evet. etti. Siz de o yola açıldı ve girmek durumunda da kaldınız. Aynen. Ondan sonra sizi durmaksızın yeni yeni girişim sektörlerinde, alanlarında görmeye başladık. Şöyle bir hatırlatalım. Perakende var. Kök hücre 10 kim var mesela? Evet. Değil mi? O da sağlık muazzam. Sağlık alanında. Yani 2007 yılında kurduğumuz bir... sağlık projemiz. Daha yeni yeni çıkmıştı kök hücre. Çok yeniydi hakikaten. Ben de açıkçası rahmetli babamı akciğer kanserinden kaybedince, Allah rahmet eylesin. Sağ olun. O dönemde yaptığım araştırmada kök hücrenin ileride işte kanser de dahil birçok hastalığa iyi geleceği yönünde bilgiler edinince bu yatırımı yapmak gerekiyor dedim ülkemizde. Hı hı. Sanırım şu anda da zaten en büyük özel sektörüz Türkiye'de. Bu anlamda. Çünkü hem üretim yapıyoruz hem Ar-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz. Şimdi o çok önemli. Çok, siz sadece bir kordon kanı bankacısı değilsiniz. Değil, kesinlikle değiliz. Ar-Ge. Evet. Değil mi? Sağlıkta evet, özellikle bu hem tedaviye dönük bir Ar-Ge. Hem yurt dışı üniversiteleriyle hem Türkiye'deki üniversitelerle, TÜBİTAK'ta, KOSGEB'le yaptığımız çalışmalar var. Asıl kıymetli olan bölüm de orası. Orası kesinlikle. İşte. Ona konuşalım, biraz daha açalım ama bugün biraz daha biz şu Şopsa tarafında kalalım istiyorum. Çünkü Şopsa, Demet Sabancı, Çetin Doğan'ın son bebeği diyebiliriz hala, evet, değil mi? Evet, son hakikaten bebeği. Daha bebek henüz. Büyüyecek o, büyütülecek inşallah. Hep birlikte büyüteceğiz. Beraber büyüteceğiz. Evet. Beraber büyütmeye çok değer bir yapı var içeride çünkü. Ben şöyle bir baktım içine, zaten siz de bu amaçla çıktınız. Anadolu kadınını ekonomik açıdan ayağa kaldırmayı hedefliyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sağ bravo. Sağ ol. Buna çok büyük bir ihtiyaç var. Çünkü Anadolu kadını çalışkandır, üretkendir ama bu üretimi hep aile içinde kalır. Evet. Bir türlü çok ekonomiye doğru. dönemez, bir de evet. kendisine de dönemez. Hani ekonomiye dönmediği için çok kıymetli de görülmez sanki. Kendi yaptığı değerli çalışmanın farkında da yeterince farkında olamıyorlar. Da. Evet. İşte, halbuki neler neler evet. yapılıyor orada, ne işler çıkıyor. Kesinlikle. Çünkü sabahın bir vakti kalkan ve saatlerce çalışabilen bir kadın var Anadolu'da. İşte o kadına destek olmak gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla Şopsa da bu amaçla ortaya çıktı. Ben de varım, ben de üretiyorum, ben de kazanmak istiyorum diyen kadınların emekleri artık Şopsa'da satılıyor. Evet. Birazcık tabii burası bir pazar yeri olarak konuşacağız. Evet. Tabii ki burası sürdürülebilirlik açısından, finansal açıdan sürdürülebilirliği yakalaması gereken bir yapıda ama benim gördüğüm kadarıyla Demet Sabancı, Çetin Doğan burada bir sosyal sorumlu gibi yine davranmış. Kesinlikle öyle. Hakikaten başlangıç noktamız bir sosyal sorumluluk projesi, kadın projesi olarak hayata geçirmek istedik ve öyle de başladık. Burada... Biraz önce söylediğiniz gibi 81 ildeki kadın girişimci, hatta kadın kooperatiflerini de bir araya alacağımız bir platform, kadın platformu olsun istedik. Yani sosyolojiden, psikolojiye, maneviyattan, ticari anlamda hepsini kapsayacak bir kadın projesi olarak ele aldık. Tabii bu biraz da bizi açıkçası pandemi döneminde konjonktürü bu hale gelmesi, yani e-ticaretin belki 10 yılda alacağı, kat edeceği yolu 2 yılda almış olması daha da bizi bu yönde doğru adım attığımızı gösterdi. Dolayısıyla online satış sitesi. Online perakendeye de Shopsa'yla girmiş oldunuz değil mi? Tabii. Siz yanlış bilmiyorum. Online, hayır bizim aslında kendi ticari Brandroom mağazamızın online var yıllardır. Ama pazar yeri mantığıyla. Pazar hani... yeri mantığıyla. Evet. Zaten burada bizim markamız yok. Tamamen el emeği göz nuru kadınlarımızın ürünlerini bir araya getirdik. Biz onları önce dedik ki pazarlama ve satış noktasında onlara destek olalım. Daha başlar başlamaz gördük ki aslında birçok alanda bu kadınlarımızın eğitime de ihtiyacı var, birçoğunun.
Hemen bir Shopsu Akademi diye bir birim oluşturduk ve il il dolaşarak bu ihtiyacı olan kadınlarımızı bir araya topladık. Bunlar zaman zaman 150 kişi, 200 kişi, 130 kişi vesaire gibi bir gruplarla bunlara bir tam gün eğitim veriyoruz. Bu çok kıymetli. Nasıl buluşuyorsunuz mesela bu şimdi, üretici kadınlarınızla? Ben hep şeye yıllardır inanırım. Yani özel sektör, STK, kamu, hatta üniversiteler bu dört ayağın en az üç tanesi bir araya gelirse yapılan işler daha etkili, daha verimli olacağını hep inanmışımdır. İşte burada şunu başardığımızı rahatlıkla söyleyebilirim ki bizler yerel yönetimlerle ve de kamu, Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte çalıştığımız bir Shopsu Akademi oluşturduk. Şöyle, il dolaşırken oranın, o ilin Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte bu kadınlarımızı bir araya getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız anlaşma gereği de gün sonunda onlara kişiye özel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika veriyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ne öğretiyorsunuz mesela? Gün boyu ne öğreniyor kadınlar? Mesela Shopsu Akademi'de. Aynen. Mesela bir ürün üretileceği zaman pazarın böyle bir ürüne ihtiyacı var mı? Ambalajı ne olması lazım? Ne tarz bir ürün olmalı o ürün? Hangi içeriklerin bulunması gerekiyor? Online'a bu kadın üreticimiz ürettiği zaman nasıl girecek? Nasıl fotoğrafını oraya koyacak? Gibi böyle. E-ticaret ve markalaşma semineri kesinlikle, diyelim. Bir kesinlikle. Gün çünkü bir de bir şey üretiliyor ama özellikle gıda ve kozmetikte bakanlıklarımızın, ilgili bakanlıklarımızın bazı sertifikalarını almaları gerekiyor. Tabii. Biz o konuda evet. Kalite, aynen, temizlik. Aynen, kesinlikle. Biz onunla diyoruz ki işte bu ürün için şu sertifikalara sahip olman lazım. Bunun için şu çalışmayı yapmalısın, şu birime ulaşmalısın. Bir yerde takılırsan o konuda da biz size destek olacağız diyerekten sadece bir sefer anlatmak değil, açıkçası daha sonraki adımlarda ihtiyaç hissediyorlarsa direkt bize ulaşıp o adımı birlikte yaparak çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Yani bir nevi mentorluk mu diyelim, danışmanlık tabii, mı diyelim. Hepsi dahil, hepsi bir evet, arada. Bu çok kıymetli. Kadınlara o zaman siz yerel yönetimler üzerinden mi ulaşıyorsunuz? Çünkü ben baktım Shopsu'ya bir sürü kadın kooperatifinin evet, içeride evet, linki var. Tabii. Nasıl oluyor? O yapı nasıl kuruluyor? İletişim i̇şte bu konuda özellikle valiliklerden, belediyelerden onlara başvurmuş kadınlarımız oluyor, kooperatiflerimiz oluyor. Bu bilgileri onlardan edinip bizzat kendimiz ulaşmaya çalışıyoruz. Veya işte bu tip sağ olun sizlerin bizi destekleyerek, yayınlarda bizleri görerek kendileri ulaşmaya çalışıyorlar. Yani bu tip tanıtımlar iki yönden çok kıymetli oluyor. Bir, böyle bir platformun olduğunu bilip ürününü koymak isteyen oluyor. İkincisi de evet böyle bir platform var. Ben de buradan alışveriş yapayım. Kadın, bu çalışan, üreten kadınlarımıza destek olayım. Evet. Diyen gruplar oluyor. Onun için yeni de olduğumuzdan dolayı da nispeten henüz bebeğiz dediğiniz gibi bunu büyütmek için de biraz reklamını, duyurusunu yapmamız tabii, gerekiyor. Tabii, iş başa düştü demeye Sabancı Çetin Doğan da onu demek istiyor. Kolay gelsin. Şimdi az önce anlattıklarınızdan anladım ki Shopsa'da satılan kadın emeği ürünleri, önceliğimiz onlarda evet, o yüzden özellikle vurguluyorum. Sertifikalı ürünler. Çünkü bizde tarım ürünlerinde bir işin sertifikasyonunun olması, kesinlikle, kalitesinin ispatlanmış olması, izlenebilirliği falan çok önemli. Çok önemli. Oradaki hani tam biraz daha açalım ki evet, eller Shopsu'ya girip de şöyle bir tıklaya bastıkları zaman ne aldıklarını yani bilsinler. Yani gerçekten güvenle alabilecekleri ürünler var. Bir de biz şunu da gördük. Dedik ki bu evet online sitesi ama biz offline'da da bu kadınlarımıza destek olabiliriz. Örneğin Opet'te
sanıyorum 33 OPET istasyonlarında kadın ürünlerimizin ürünleri satılıyor. Sevgili Nurten Öztürk'e bu anlamda çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. O da geçenlerde konuğumuz oldu. Çünkü kadınlarla ilgili çok değerli çalışmaları var. Hemen akabinde Carrefour'sa kadınlara destek için ürünlerini Carrefour'sa mağazalarında koydu. Şimdi şu nokta, yani bugüne baktığımızda işte 100 makro mağazasında bu kadınlarımızın ürünlerini koyuyoruz. Ne adı altında geçiyor? Hani bilenler bilsinler orada kadın emeği. Aslında var. Biz şöyle Carrefour'sa... Çok güzel bir tanıtım ve dağıtım ağından bahsediyorsunuz. Bizim mottomuz Shopsa'nın kadına destek, ülkeye destek. Mesela Carrefour'sa bize özel bir raf ayırdı ve o rafın bütün etrafında Shopsa kadına destek, ülkeye destek diye bir sloganla birlikte. Sloganla ve bir nevi farkındalık kadın üreticilerimizi yapmak için. Tabii bunu yapabildiğimiz yerler çok kıymetli ama şart değil. Sonuçta ürünler çok kaliteli olduğu için onu yazmasak da zaten satılıyor. İşte Migros'un taze direkt online sitesine girdik. Neler var mesela kadın emeği anlamında? Vallahi her şey var. Biraz tabii bunu market zincirleri kendileri seçiyorlar bizim sitemizden. Müşteri kitlesini onlar bildiği için işte mesela sirkeler olabiliyor. Organik bir sürü ürünler. Bakliyatlar oluyor, zeytinyağlar. Granolalar, yani aklınıza gelebilecek her şey var. Burada yani, öncelik kadın tarafından üretildiğinin, işletme patronun kadın olması orada bir şey yaratıyor mu? Pozitif ayrımcılık yaratıyor mu Shopsa'ya girişte? Burada tabii, sadece kadınlar tabii. Yok. Şimdi aynen. Kadına odaklandık, tabii. Ağırlıkla kadınlar. Kesinlikle. Bir kere kadınların kurduğu kooperatifler var içeride. Tabii. Ben incelediğim için hani buradan aynen. Alışverişte yaptığım için söyleyebilirim. Ama aslında burada hani sadece bir kadın yok ama kadının öncellendiği bir yapı var. Evet, da belirtmek evet, istedim. Yani. Evet, hakikaten öyle. Yani bizde kadın olması başlı başına yeterli siteye girmek için ama... ihracat yapmış kadınlarımız da var bu arada. Hani yani, ille de küçük üretici diye algılamayalım. Onlar tabii ki var, çoğunlukta var ama ürününü ihracat yapan kadınlarımız da var. Aslında onlar da birbirimize sinerji yaratıyor. Aynı platform içinde yer almak bir motivasyon örneği oluyor. Onun için bizim mottomuz kadın. Müthiş. Yani müthiş kadına ulaşmak. Kadın destek platformuna dönüşebilecek bir yapı var içeride. Bildiğimiz e-ticaret platformlarından farklı olarak içeride bilgiler var. Kesinlikle. Ürünlerin tarihçesi var. Evet. Küçük küçük böyle şeyler var. Hangi ile ait olduğunu belirtiyoruz mutlaka. Bazı yani coğrafya işaretlerin açılımı var. Kesinlikle. Kültür transformasyonunun da yapıldığı. Evet, yakaladım, fark ettim. Hakikaten sosyolojik, kültürel, hani hepsini kapsadığımız... Tabii ki ticari anlamda sıra dışı ve bence çok özel bir örnek oldu bu. Evet. Ne hikayeler gelecek oradan Demet Hanımcığım size? Evet. Geldim burada ürünlerimi satmaya başladıktan sonra şu oldu şöyle kesinlikle. Ayağa kalktım. Motivasyon oluyor. Mesela evet. Adana'da bir çikolata üretici kadınımız vardı. Şimdi bakıyoruz başka kadın çikolata üretici kadınlarımız da örnek alıp bu işe girmeye gayret etmiş. Böyle çok örnekler var. Ben diyorum ki biz kadınlar el ele verirsek hakikaten yapamayacağımız o özgüveni elde etmek çok kıymetli. Evet. Ben zaman zaman bu üretici kadınlarımızı yerinde ziyaret ediyorum. Ne büyüklükte olursa olsun üretim yerleri mutlaka gidiyorum. Birebir tanışıyorum, ürünlerini anlatıyorlar. Karşılıklı bir iletişim oluyor. Onlar beni görmekten mutlu oluyorlar. Ben onların yaptıklarını görünce kendim çok mutlu oluyorum. Yani aslında biz kadınlar el ele vermemiz gerektiğini ve bunu sadece hani duygusal anlamda da bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. %100.
Yeni sloganımız o biliyorsunuz. Kadın kadının yurdu. Evet, kesinlikle. Sıkça kullanıyoruz bunu. Çok doğru. Bunu gerçekten de tüm kuşaklara aktaracak, hafızalara kazıyacak kadar kullanıp ama bir yandan da içini doldurmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu işte içini dolduran bir iş. Kesinlikle. Tabii bir yandan da bu eğitimleri alıp ürünlerini sizin üzerinizdeki, sizin platformunuzdan sattıktan sonra belki önümüzdeki dönemde yurt dışındaki gelişmelerle ihracatçı tabii. Yani e-ihracatçı olacak hanımlarımız da var. Aslında bizim, var mı plan proje? Bizim tabii yani baştan bu işe girerken nihai hedefimiz globale bunu sunmaktı. Aslında çok yakında Shopsa Global diye mağaza sitemizi açtık. Fakat henüz daha satış için hazır değiliz. Hazır yani çalışmalar devam ediyor. Siteyi de ona göre tabii güncelleyeceksiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti, tabii onun ayrı bir sitesi var. Shopsa Global diye ayrı bir sitemiz yani TR var. Değil bu sefer. Evet, evet ama biliyorsunuz bazı yani dışarıya satmanın bazı sıkıntıları veya farklı prosedürleri var. Onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekibimiz onunla ilgili tabii, çalışıyor. Uluslararası sertifikasyonlar gerekecek kadınlara mesela. Evet. Evet, en başta hani sizin dışınızda tedarikçileriniz açısından da belli kesinlikle, yükümlülükler olacak ama bu yola çıkan. Şöyle aslında onlara da bir nevi aşabilme imkanları var ama biliyorsunuz online satış biraz zamana yarışıyor. Yani bir ürünü oradan tabii. satın aldığınızda 2 günde maksimum 3 günde sizde olmasını istiyoruz biz tüketiciler. Ama yurt dışına gideceği zaman bu süre uzuyor. Hı hı. İşte onu nasıl kısaltabiliriz, neler yapabiliriz? Bu konuda tabii Ticaret Bakanlığı'nın son kesinlikle. Dönemde siz de takip ediyorsunuz, evet. içindesiniz mutlaka. Evet. Önemli destekleri var. Burada bir akıl yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü kesinlikle. E-ticaret büyüdü ama e-ihracat aynen. çok güdük kaldı. Aynen. Burada bir tuhaflık Ticaret var. Ticaret Bakanlığı'nın dengesizliği kapamaya bakan çalışıyorlar. Yardımcımızla bu konuda görüştük. Lojistik tarafında belli çabalar var. Kesinlikle lojistik az önce konusu bir konu. Başlı başına bir konu açıkçası. Özellikle gıdada daha da önemli. Evet, evet ama çalışmalarımız var yakında bence, yani yakında dediğim belki yıl sonuna bu işi de çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Peki, bu da çok önemli çünkü içeride yerli ürünler var. Bizim son dönemde çok önemsediğimiz coğrafi işaretli ürünler var. Kesinlikle. Belki Türk yemeklerinin ne bileyim site içerisinde tarifleri olacak. Belki var, Hollandalı onlar biri, var değil mi? Yani yabancı dile tercüme tabii, olarak. Tabii tabii. Bileyim, Hollandalı biri Shopsa Global'den alışveriş yapacak ama bir yandan da o aldığı siyah kara nohutu nasıl pişireceğini bilecek evet. falan değil mi? Kesinlikle yani öyle var, tariflerimiz bunlar. Var. Yani gerçekten bir kadın projesi bu. Evet. Sadece satış diye algılamayalım. Çok daha derin bir proje. Dünyaya açılırsanız nereden devam edersiniz? Hedef pazarlar tabii, nereler orada? Evet, ilk hedef tabii ki Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar. O bölge sanki en hızlı ve pratik yol alabileceğimiz gibi görünüyor. Ama zaman zaman tabii ki diğer bölgeleri de İnşallah katmış olacağız. İnşallah yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkürler. Sadece bir kadın değil, aynı zamanda kalkınma için çok önemli ve hep konuştuğumuz şu yerelden başlayan kalkınma işine hizmet eden bir proje evet. ortaya koydunuz. Yolunuz açık olsun, tebrik çok ediyorum. Çok teşekkürler. Çünkü kalkınmanın gerçekten de mikro düzeyde ve yerelden başlaması çok önemli Türkiye için. Kesinlikle. Biz ve biraz kadının, böyle kadınla birlikte tabii. Kadınımızın yani bu anlamda ekonomiye katılıyor olması çok kıymetli, şüphesiz. Çok değerli. Yolunuz açık olsun. Şimdi kalkınma deyince işin o tarafında bir sürü sektör var. Sizin de faaliyet gösterdiğiniz mesela bir tanesi benim aşık olduğum Pera Palas. Biraz turizm sektörünü konuşalım çünkü evet. önümüz yaz. Tabii sizin turizm konusundaki yatırımınız İstanbul ilinde. Evet, evet. İstanbul 12 ay dünyayı evet. cezbeden bir yer. Fakat işte bir inişler bir çıkışlar, bir tutturamadığımız fiyatlar. Bir türlü satmayı arzuladığımız ama satamadığımız bir oda fiyatı konusu meselesi. Doğru, doğru. Yani bunları aşmak kolay değil ama Pera Palas kendi başına zaten bir hikayesi var. Kesinlikle. O hikayeyi yaratmak için de belirli araçlar sizin o güzel kalbinizin önüne geldi, geliyor. Sağ olun. Değil mi o uluslararası platformlarda falan yayınlanan o dizinin bütün dünyada yayınlanmış olması. Kesinlikle. Nasıl gidiyor işler diye ben özetleyip sorayım. Vallahi aslında Pera Palas hakikaten çok özel, çok kıymetli. Hepimizin oteli orası Türk'te. Devlet Türk halkının 130. yılını aştık. Şimdi
Orada kaç yıldır sizinle birlikte? Bizimle birlikte 12 yıldır bizle birlikte. Biz üst kullanım hakkını kullanıyoruz. Orası bir vakfa ait. Kurulurken de bir vakfa ait olarak kurulmuş. İşletmesini biz yapıyoruz son 12 yıldır. Çok büyük bir tesadüfle Georgetown Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi otele geliyor, konaklıyor. İşte oradaki hem yöneticilerle hem etraftaki esnafla konuşurken oteldeki birçok önemli hikayeleri duyuyor. Ve ülkesine döndükten sonra bir kitap yazıyor. Midnight at Pera Palace diye. Neyse ki Midnight'ın sonuna güzel bir şey gelmiş. Yani, İmajımızı almak istemiyorum ama. Için, aynen. Bu da size vesile oldu şükür biz diye. Biz tabii çok memnun olduk. Hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyden. Evet. Fakat daha sonra... Bir roman yani değil evet, mi bu şey değil? Evet, tabii hani roman. Pera Palace'ın hikayesinden ziyade bir evet, roman. Evet, bir roman şeklinde. Sizden bağımsız, sizin kesinlikle haberiniz yok. Kesinlikle, bizim hiç haberimiz yok. Bizim elimize kitap gelince böyle bu hikayeyi duyduk. Daha sonra da yine çok büyük bir tesadüfle Netflix'teki ilgili kişiler kitabı okuyor, çok etkileniyor ve dizi yapmaya karar veriyorlar. Yine bizden bağımsız bir şekilde gelişiyor kendi kendine. Kendi çünkü çok kıymetli zaten ve değerli olduğu için bunun farkında varıyorlar yabancılar. Hatta önümüzdeki Mayıs ayında ikinci bölümü öyle mi? Başlıyor mu? Çekildi, çekildi mi? Çekildi, bitti. Bitti. Yayına Mayıs ayında devreye sokacaklarını söylediler. Tabii bu çok kaç ülkede gösterilmiş Demet Hanım? Vallahi 100 küsür ülke dediler. 117 İyi galiba. Maşallah. Bir Türk ülkede dizisi için o zaman. Çok... Türk dizisi demeyelim. Amerikalı ve Türk yapımcılar vardı evet, diyelim. Evet, düzelteyim evet, pardon. Evet, doğru. Ama Türkiye'den çıkan bir hikaye. Evet. Pera Palace'ı merkezine yerleştirmiş aynen, bir fantastik evet, hikaye. Kesinlikle fantastik. Bayağı ilgi görmüş yani. Çok ilgi gördüğü için ikincisini yayınlayacaklar Mayıs ayında. Tabii bu çok büyük bir reklam oldu otel için. Ne oldu? Ne oldu? Yani mesela... Kuyruk oldu mu mesela? Atatürk'ün, atamızın odası normalde bir saat sabahları, bir saat öğleden sonra halka açıyoruz. Otel müşterisi değilse de insanlar gelip görebiliyordu. Bu diziden sonra inanılmaz kuyruklar oluştu. Hala da o kuyruklar devam hafta ediyor sonu mu? Özellikle vay devam vay ediyor. Gerçekten çok muazzam bir reklamı oldu açıkçası. Hem otelin dolayısıyla İstanbul'un ülkemizin tabii reklamı oldu. Atatürk'ün de çok güzel anlatıldığı bir dizi kesin, o aynı evet, zamanda. Fantastik aynen, boyutta çok daha çok, algıya evet, giriyor. Evet. Dizide de ağlıyorsunuz aslında o fantastik yapıya rağmen ağlatıyor dizi ama evet. Pera Palace'da Atatürk'ün odasında da ağlamak garanti diyelim. Biz kesinlikle, Erol Evgin'le en son kesinlikle, geldik sevgili Erol evet, Evgin'le. Evet. Böyle güzel gidiyor. Genellikle turizm sektöründe, otelcilik sektöründe genel temayül olarak Ocak ve Şubat ayları biraz daha sakin geçer. Bu sene de aynı şekilde oldu ama tekrar normal trendine girdi. Mart itibariyle başladı itibariyle mı yukarı çıkış? Tekrar trendine girdi. Size nereden geliyor diye sormuyorum. Dünyanın her yerinden çünkü her ben Pera Palace'a geldiğim zaman Asyalıları da görüyorum. Evet. Arapları evet, da, Amerikalıları evet, da değil mi? Amerikalılar, İngilizler, Almanlar birinci en çok gelen müşteri kitlemiz. Şimdi dediğiniz gibi Asyalılar bayağı gelmeye başladı. Aslında marka değeri olarak, genel olarak İstanbul'daki otellerimiz bir Londra, Paris otelleriyle mukayese ettiğimizde hala ücretleri, gecelik ücretleri çok düşük. Evet. Tam yani hak ettiğimiz yere gelemiyoruz. Daha hak ettiğimiz yere gelemedik. Burada da marka değerini, İstanbul'un marka değerini mutlaka daha yükseltmemiz mesele gerekiyor. Mesele o değil mi zaten? Kesinlikle. Konu o. Kesinlikle. Güvenlik önemli bir konu. Evet ama nispeten son senelerde, son belki 10 senede falan güvenlik meselesi değil. Kontrol altına alındı. Kontrol altında. Bir kere hizmet çok iyi Türkiye'de. Çok, otelcilik hizmeti edilmez. Hakikaten restorasyonlar çok güzel, doğru yapılıyor. Yeni oteller oluyor. İnsan kaynakları bu anlamda çok iyi. Hı hı. Ama hala bir Londra, bir Paris, bir New York
fiyatlarına gelemedik. Evet. Yani orada bir eksikliğimiz var İstanbul otelleri olarak. Evet, yani bunu elinde çok kuvvetli hikayesi olan yaptığı turizm yatırımı ile ilgili bir Demet Sabancı, Çetin Doğan söylüyorsa ötesi yok zaten. Türkiye'de hikayesi olan işletmeler turizm tarafında çok. Evet. Ne bileyim Çırağan Sarayı gibi. Tabii. Hem saray geleneğinden evet, gelen hem otel evet, hizmeti veren işletmesi olan yerlerimiz var şüphesiz. Tabii. Ama işte Pera Palas'ta bambaşka bir hikaye var orada da. Kesinlikle. Dolayısıyla hani işin zirvesi bu ve bunun gibi oteller olmalı. Doğru. Ama geldiğimiz nokta ülke hikayesinden bağımsız olamıyor. Bu bütün sektörler için geçerli. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani sadece tekstilde de bu geçerli. Tekstilde de bu geçerli. Ne yaparsanız yapın bir evet, noktaya kadar orada takılabiliyorsunuz. Evet, ülke imajı dediğiniz çok zaman büyük çok bir, önemli. İşte onun için lifestyle var, değil mi? Yaşam tarzı var. Ülkenin ekonomisi var, aynen, ülkenin spordaki, sanattaki başarısı. İnanır mısınız? Yok. Ben tekstil, holdingde tekstilde çalışırken tekstil fabrikasında. Adana'da. Adana'da, Bossa fabrikasında Mısır pamuğundan erkek gömlekli kumaş üretiliyor. İtalya'ya satılacak. Son derece kaliteli pamuğuyla, dikişiyle vesaireyle. Fakat Türk olduğu için bir başka ülkeden gelenlerde fiyat şeyi var. Evet. Maalesef o fiyata gelemiyoruz. Yani bu tamamen ülkemizin imajıyla alakalı. Kesinlikle öyle. Yani şimdi içeride de o yapı yok mu Allah aşkına Demet Hanım? Yani bir Türk ürününü alan bir Türk insanı pazarlık yaparken yurt dışında gidiyor. Onun yarısı kadar evet, niteliği olan bir ürüne. Evet. Çok mutlu olarak o paraları hala vermiyor mu? Şimdi sizden sonra Şöhret Pakiş'i ağırlayacağım. Evet. Kendisi muazzam bir başarı öyküsü sizin gibi. O da su parkları konusunda dünya çapında evet, bir lider evet, bir kadın evet, aynı zamanda. Evet, tanıyorum. Gerçekten mutlaka öyle. Mutlaka tanıyorsunuz. Evet, evet. Yani mesela firmasını duyduğumuz zaman dünyanın en önde gelen firmalarından biri. Yok canım Türkiye'den bu çıkar mı? Denilebiliyor kesinlikle, hala. Kesinlikle. Yani, Amerikalı bir evet, firma dururken niye evet, Türkiye'den çıkmış? Vallahi çıkıyor işte. Hani yani, hep diyoruz ya. Önce bir kendimiz değil mi? Aynen. Ülkemizin tanıtımı, lobi faaliyetleri yurt dışında çok kıymetli. Evet. Bizim siz de aslında o lobicilerden birisiniz Demet Hanım. Evet. Ben açıkçası bir dernek kurmuştuk 10 yıl önce. Seneler de çok hızlı geçiyor. Türkiye'nin tanıtımını yurt dışında tanıtımını yapmak üzere. Çok da projeler gerçekleştirdik, devam da ediyoruz. Mayıs ayında yine bir yurt dışı konferansımız olacak Venedik'te. Bunlar işte çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin tanıtımı sanat ve merkezli. Kültür, evet, evet Türkiye'nin tanıtımı. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu tarihinden, kültüründen, geleneğinden, gastronomisinden birçok farklı alanda ülkemizi çeşitli platformlarda ki bunlar genellikle hep üst düzey o şehrin en iyi müzelerinde, en iyi üniversitelerinde yaptığımız konferanslarla bunları gerçekleştiriyoruz çoğunu. UNESCO Headquarters'da mutlaka 2-3 senede bir etkinliğimiz oluyor. Yani algımızı, ülkemizin algısını yükseltebilmek için gayret evet, sarf ediyoruz. O imaj katma değeri yol açıyor. Demet Hanım tabii evinde de değil mi ağırlıyorsunuz uluslararası pek çok ismi. Eminim orada da yani o kalbinizdeki o yurt sevgisiyle hareket ediyorsunuz. İşte ne bileyim Türk yemekleri servis ediliyor falan değil evet, mi biraz? Evet, mutlaka. Bireysel onları çabalarınız da var bir STK çatısının dışında. Evet, yani orada mutlaka evimizden yaptığımız, ben tabii Adanalıyım. Mutfağa giriyorsunuz. Büyüklerim Kayserili. Hem Kayseri i̇şte mutlaka Adana, bir Kayseri, Adana yöresel yemeklerimizin ikramı oluyor. Siz girer misiniz mutfağa ara mutfağa, ara da olsa? Ben birkaç ürün var. Mesela Nevzine diye bir Kayseri tatlısı var. Ben de Kayseriliyim, Nevzine'ye hastayımdır. Yapıyor musunuz? Yani ben onu öğrettim evde. İlk başlarda birkaç kez ben yaptım ama şimdi evde personelimiz yapıyor. Nevzine benim ilk üçüme girer yani Demet Hanım. Benim için de. Ama bilmeyenler evet, için anlatması zor. Aynen. Bir şerbetli tatlı öyle böyle hakikaten değil yani. Cevizli tahin. Evet falan, biraz bomba gibidir. Of hem de nasıl. Bir de misafirlerimizi yolcu ederken mutlaka minik bir yine ülkemizi tanıtacak bir hediyeyle uğurluyoruz. Bunu da küçük bir yazıyla belirtiyoruz. Bu bir diş kirasıdır diye. Yani bir anlamda
geleneklerimizi de onlara göstermek arzusuyla yapıyoruz. Sizin hem gelenekçi bir yanınız var. Tabii ki içinde bulunduğunuz şartlarda Batı aldığınız eğitim, evet. işte Batı'nın evet. eğitiminin kültürün içinden de geçmiş bir evet. insansınız. Şöyle bir yerde baktım, siz aslında piyanist olmak istiyormuşsunuz. Ya. Bir kitap vardı öyle. Evet, ben 6 yaşında Adana'da piyano çalmaya başladım. Annem ve babamın destekleriyle, arzularıyla biraz da onların. Hatta o dönemde benim öğretmenim, Adana'da çok Fransızlar vardı bir dönem. Fransız da öğretmenim, piyano öğretmenim. Neleri çaldınız? Kaç yıl çaldınız? Yani ben işte 6 yaşından 20 yaşımına kadar muntazam, aralıksız haftada 3 gün özel. Çünkü konservatuvar Adana'da yoktu. Özel dersle haftada 3 gün muntazam alıyordum. Belli bir yere geldim ama üniversiteden sonra çok nadir çalıyorum. Yani eskisi evet. kadar yoğunlukla zaman ayıramıyorum. Çok seviyorum. O lise dönemlerinde, ortaokul lise dönemlerinde hep bir hayalim piyanist olmaktı ama gerçekleşmedi. Hayatın şartları evet. ya da hayatın olağan akışı sizi evet, bir evet. noktaya doğru sevk etti. Evet. İyi ki de yapmış tabii ki. Bir yandan tabii ki bir piyanist, iyi bir piyanist olmak da çok kıymetli ama Türkiye'nin de özellikle bayağı yatırıma ve yatırımcıya ihtiyaç evet. var. Onu biliyoruz. Tabii zor zamanların içinden geçiyoruz Demet Hanım. Yani müthiş bir öngörülemezlik. Yani en sevilmeyen şeydir. Evet, bu her zaman öngörülemezlik evet, vardır ama bu ölçü biraz kantarın şeyi kaçtı. Aynen. Ayarı kaçtı. Ne yapıyorsunuz böyle hani her işletmeye dair kendi tedbirleriniz ne oluyor? Kendi tedbirlerimiz tabii mümkün olduğunca mevcut durumumuzu korumaya çalışıyoruz. Yani daha Hı-hı. geriye gitmemesi için neler yapmamız gerektiğini. Hani mutlaka bir B planımız her zaman olur ama evet. bu sefer mevcut biraz şartları daha, korumak bile bir aynen, kazanımdır. Yani bir dönem bu şeyi korumak. Bana soruyorlar yeni yatırımlarınız ne var diye. Bu anlamda mevcutları koruyarak bu dönemi atlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama ileride tabii ne karşımıza çıkar, neler olur bilemiyorum. Çok da enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Teknoloji, yapay zeka. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Biraz öngörünüzü yapay zeka açıkçası çok şu anda konuşuluyor ama ben de çok derin bir bilgi olmamakla birlikte tabii ki çok büyük faydaları var ama dezavantajları da olur mu? Olacaktır mutlaka. Hani orada biraz daha tedbirli olmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. En azından farkındalığı artırmak gerekiyor. Kesinlikle. Şu an gerçekten tabii. de neye doğru lead edecek bizi, yönlendirecek hiçbir fikrimiz yok. Konuşuyoruz ama evet. tam anlayamıyoruz. Tam gelmeden. Ben gerçekten öyle. Onun için de hani doğru iyilik getirecek şeyler de yapmalıyız ama temkinli olmalıyız diye de düşünüyorum. Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum. Demet Sabancı, Çetin Doğan, bu son mesajla bitirelim. Ama yeniden ağırlamak, sizi burada görmek umudumu ifade edelim. Her zaman çok teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere sık sık. Çok mersi. Kısa bir reklam arası. TPA Başkan Yardımcısı Şöhret Pakiş bizlerle bir arada olacak. Bu günkü yapacağımız bu su kaydırakları sohbetinden sonra asla bir su kaydırağından öylesine kayıp gitmeyeceksiniz. Kafanızda başka şeyler olacak. Çünkü gerçekten de enteresan bir isim. Bu dünyanın zirvesini aklıyla, birikimiyle liderlik eden bir kadını ağırlayacağım. Demet Sabancı'dan sonra bugün çok kuvvetli konuklarım var. Yani öyle bir aklı var ki Şöhret Hanım'ın, su kaydıraklarıyla başlayacağız. Neuroscience'dan çıkabiliriz. Nasıl çıkacağını ahu diye sormayın. Vallahi çıkacağız oradan.